almaya başlayacağım. Hani genel konular hakkında çok fazla staj mağduriyetiyle alakalı soru soruluyor. Staj mağduriyeti yaşayan izleyicilerimiz var. Bu staj konusuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Çünkü yani bakıyorum 5 yorumdan herhalde iki tanesi, üç tane staj konusu. Eee bu 3 milyon gibi de bir rakam verildi. Eğer ki staj mağduriyeti olan vatandaşlar bu rakamın içerisinde değilse eee nasıl bir çözüm olacak? Ya da EYT'nin adı artık e, GYT gibi artık staj mağduriyeti de mi daha çok tartışılmaya başlanacak? Nasıl bir sürece giriyoruz? Elbette şimdi hepimizin çalışma koşulları çok farklılık taşıyor yaşantımız içerisinde. Ben 89'da staj gördüm. 92'de iş hayatım başladı. Liseden mezun olan arkadaşım gitti üniversiteyi okudu. Aynı staj numarasıyla aynı dönemin e, şeyiyiz ama o e, işte çalışma hayatı 2002'de başladı, 2005'te başladı. Bize o zamanlar o verdikleri sigorta kartındaki numaramız ya ben çok iyi hatırlıyorum. Artık sigortalısınız denildiğini. Hmm. Biz 3 gün boyunca işe gittik. 2 gün boyunca okula gittik. Yaz döneminde çalışan binlerce arkadaşım oldu. Ben ticaret lisesi mezunuyum, mezunuydum o zamanlar. Çalışma hayatına demediler ki hayır ya siz 15-16 yaşındasınız. Çalışmak size göre değil. Okuyacaksınız. Ben diyorum ki burada o sigorta kartıyla kandırıldı. Niye bize artık sigortalısınız denildi de biz 3-5 yıl sonra, 7 yıl sonra öğreniyoruz ki sigorta e, başlangıcı olarak sayılmadığını. Orada bir memur kadar, ben banka bölümünde yaptım stajımı. Bir memur gibi sabah 9'dan akşam 5'e kadar, gerekirse mesaiye kadar kaldığımız süreç oldu. 16 yaşındasınız. Bu, staj evet, yani onun karşılığının olması gerekiyor. Elbette karşılığının olması gerekiyor ve burada da bu staj başlangıcının e, çözüme kavuşması gerekiyor bu mağduriyetin. O, o, o da sonuçta 4,5 milyonun içerisinde 1,5 milyonlu 1 milyon 300 bin kişi kadar bir sayımız var orada.